Bir de burada var. Buradan türbinin penceresinden çok harikulade bir görüntüsü var müzenin. Onları da resmeyeceğiz. Buranın temelinin atılmasında ben de bulunmuştum ve o temel atılırken de videolarım vardı. O kısmını daha sonra içini gezdikten sonra birleştirerek önceki hali ve sonraki hali diye paylaşmayı düşünüyorum. Açıldıktan sonra bir ziyaret daha gerçekleştireceğiz buraya inşallah. Bu yolun devamında 3-4 kilometre gidince Çakırbeyli köyüne varacağız. Çakırbeyli köyüne varmadan önce hemen sol tarafta Adnan Menderes çiftliğini de görmüş olacağız. Şimdi oraya doğru devam edelim. İşte müze 3-4 kilometre geçtikten sonra bu tabela geliyorsunuz. Çakırbeyli'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Çakırbeyli Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü köy arkadaşlar. İşte burası Çakırbeyli. İşte bu müzenin ilerisinde bu güzel köy var arkadaşlar. Çakırbeyli köyü. Şimdi bu şelaleler hep oradan. Girişte böyle bir tabelayla karşılaşıyorsunuz ve hemen sol tarafında asıl Adnan Menderes'in çiftliği var burada. Az önce müzesini seyrettiniz. İşte gerçek çiftliği de burası. Burada yaşamış Sayın Adnan Menderes. Kendisini buradan rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yağmur dolayısıyla kapalı ama özellikle pazar günleri çok yoğun bir şekilde dolar burası. Hem millet alışverişini yapar hem de burada çayını içer. Burasına ben Leylekler Vadisi diyorum. Şu gördüğünüz direklerin üstünde hep leyleklerle ilgili yuvalar var arkadaşlar. Burada pek çok yuva bulunur. Bunlar da kırmızı erikler olmuşlar. Daha detaylı izlemek isterseniz arkadaşlar Çakırbeyli gezginin gözünden diye yazıp ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Bugünkü gezimiz burada sona erdi. Zaten amacımız müzeydi ama siz müzenin daha sonrasında hangi köy var veya Adnan Menderes'in köyü neresidir gibi bir aklınıza bir şey gelirse diye o yüzden paylaşmak istedim.